Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, İhya-u Ulumiddin Aklın Hakikati ve Kısımları Bilmiş ol ki insanlar, aklın tarif ve hakikatinde ihtilafa düştüler ve çokları akıl kelimesinin müşterek birçok manalara geldiğini unuttular. Bu mevzuda perdeyi kaldıracak en doğru yol, aynı kelimesinin birçok manaları olduğu gibi aklında, dört manada kullanıldığını ve bu gibi müşterek manalarda kullanılan kelimelerin bütün manasını bir araya toplayan bir tarifle tarif edilmesi istenmediğini, belki her mananın ayrı ayrı tarif edildiğini bilmektir. Bu manaları izah edelim. İnsanların diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan haslete akıl derler ki, insanlar yaratılıştaki bu akılla nazari ilimler öğrenmeye istidat kazanırlar. Birçok gizli hünerleri ve sanatları elde ederler. Ars bin Esedi Muhasibi de aklı tarif ederken, nazari ilimler kendisiyle anlaşılan bir tabiattır. Allah Teala'nın kalbe akıttığı bir nurdur ki, insan onunla eşyayı anlamaya istidat kazanır derken bunu kastetmiştir. Muhasibinin bu tarifini inkar edip, akıl Yalnız zaruri ilimlerden ibarettir diyen insaflı davranmamıştır. Çünkü zaruri ilimlerden gaflet eden veya uykuda olduğu için zaruri ilimler kendisinde bulunmayan kimseler bu tabiata sahip olduklarından yine akıllıdırlar. Cismin kendisiyle ihtiyari hareket edip duyu organlarını kullanabileceği hayat bir tabiat olduğu gibi akılda bazı hayvanların kendisiyle nazari ilimler edinmeye hazırlandığı bir tabiattır. Eğer bu tarife bakarak insanla merkep arasında fark olmaması lazım gelir dersen, bil ki, insanla merkepteki aklın farkı yoktur denilebilir. Ancak adet-i ilahiye olarak insanda akılla ilim halk edilir de diğer hayvanlarda ve canlı varlıklarda halk edilmez. Bundan da hayvanla bitkilerin hayat bakımından eşit olması lazım geldiği ileri sürülürse denilir ki evet aralarında fark yoktur. O kadar ki Allah Teala adeti gereğince merkepte hususi hareketler yaratır ve böylelikle onu ayırmış olur. Şöyle ki eğer merkep cansız bir cisim farz edilseydi ondan meydana gelen bütün hareketleri Allah Teala'nın yarattığına hükmetmek vacip olurdu. Ve yine merkebin cansız varlıklardan hareketteki farkı hayatladır demek borç olduğu gibi, insanın da hayvandan ayrıldığı nazari ilimleri idrak için tabiatında olan akılladır denir. Akıl, kendisine has vasfıyla şekil ve renkleri göstermekte, diğer cisimlerden ayrılan aynayla sırrı gibidir. Göz de böyledir. Görmeye istidadı olan heyet ve sıfatlarıyla alından ayrılır. Akıl fıtratının İlimlere nispeti gözün görmeye nispeti gibidir. İlimlerin keşiflerini sağlayan aklın Kur'an ve şeriata nispeti güneşin göze nispeti gibidir. İşte bu akıl fıtratını böyle anlamak gerekir. 2. Küçük bir çocuğun mümkün olan şeyleri mümkün, imkansız olan şeyleri de imkansız kabul etmesi. İkinin birden çok olduğunu bir adamın bir anda İki yerde bulunamayacağını bilmesi gibi zaruri ilimlerdir. Bazı kelamcıların akıl mümkün olan şeylerin var olabileceğini, mümkün olmayanların olamayacaklarını anlamaktır diye tarif etmelerindeki gayeleri de budur. Bu tarif de doğrudur. Zira bu ilimler insanlarda mevcuttur. Bunlara akıl adı verilmesi meydandadır. Bozuk olan bu ilimden gayri bir şey yoktur demeleridir ki bu akıl fıtratının inkarıdır. 3. Tecrübelerden elde edilen ilim akıldır. Kim tecrübelerden anlar ve tecrübeler kendini olgunlaştırırsa ona akıllı, kim tecrübelerden bir şey anlamazsa ona ahmak ve cahil denir. Bu da ilimlerin diğer bir çeşididir ki buna akıl adı verilmiştir. 4. Aklın bir dereceye yükselmesidir ki bütün bu ilimlerin neticesini anlar ve sonu tehlikeli olan geçici lezzetlere davet eden şehvetini yener. Bu kuvvet kimde bulunursa şehvetinin arzusuna uymayıp akıbeti düşünerek hareket ettiği için akıllı sıfatını alır denir. Bu da insanı hayvandan ayıran bir özelliktir. Buna da kazanılmış akıl denir. Aklın şu dört manasından birincisi asıl ve köktür. İkincisi onun en yakın bir dalıdır. Üçüncü mana birinci ve ikinci manaların dallarıdır. Çünkü tecrübeyle elde edilen ilimler, fıtri akıl ve zaruri ilimler vasıtasıyladır. Aklın son meyvesi demek olan dördüncüsü, akıldan beklenen neticedir. Birinci ve ikinciler tabi, üçüncü ve dördüncülerse kesbidir, kazanılmıştır. Bunun için Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali diyor ki, biri tabi, diğeri kesbi, İki akıl buldum. Görmeyen göze güneş ışığının kârı olmadığı gibi fıtri akıl olmadan kesbiğinin kazanılmışın kârı olmadığını bildim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadisiyle birinciyi yani fıtri aklı murad etmiştir. Allah Teala akıldan daha kıymetli bir şey yaratmamıştır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben söylediği şu hadis-i şeriften muradı da dördüncü yani kazanılmış akıldır. İnsanlar güzel ameller ve iyilikleriyle Allah Teala'ya yaklaşıyorsa sen de aklınla yaklaş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hitabından da muradı aynıdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda Hazretlerine hitaben aklını arttır ki Allah'a yaklaşasın buyurdu. Ebu Derda Hazretleri anam babam sana feda olsun ya Resulullah aklımı nasıl arttırabilirim diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Allah Teala'nın yasak ettiği haramlardan kaçın. Farzları yerine getir ki akıllı olasın. İyi ameller işle ki dünyada yüksek mertebeye erip, ahirette aziz ve celil olan Allah Teala'ya yaklaşmakta izzet bulasın. Said bin Müseyyep'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Ömer, Ubey bin Kab ve Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girerek şöyle sordular. Ya Resulallah, insanların en alimi kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı olandır cevabını verdi. Onlar en çok ibadet eden kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok akıllı olan. Onlar insanların en faziletlisi kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı olan. Onlar ya Resulallah akıllı kimse mürüvvet sahibi cömert, konuştuğunu bilen ve hatırı sayılan kimse değil midir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu saydıklarınız dünyalık ve dünyaya ait şeylerdir. Ahiretse muttakilerindir buyurdu. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Akıllı Allah Teala'ya iman edip peygamberine inanan ve emirlerini yerine getiren kimsedir. Akıl kelimesi, lügat ve kullanılış bakımından o fıtri kabiliyetin adıdır. Zaruri ilimlere akıl adı verilmesi, neticesi itibariyledir. Çünkü şey, neticesiyle bilinir. İlme haşyet, alimede Allah'tan haşyet duyan kimse dendiği gibi. Halbuki haşyet, ilmin tarifi değil, belki ilmin meyvesi ve neticesidir. Bu bakımdan akla, mecaz yoluyla ilim denebilir. Ancak bizim maksadımız, lügat manasından bahsetmek değildir. Maksadımız, aklın dört kısımdan oluşan manasıdır ki, bu isimde hepsini kapsar. Bunlarda bir zıtlık yoktur. Meğer ki, birinci kısımda bir zıtlık ortaya çıkmış. Doğrusu odur ki, birinci kısım, diğer üç kısmın aslıdır. Bu ilimler fıtri olarak, akıl cevherinde mevcuttur. Dışarı çıkmasına vesile olacak bir sebep bulunduğu zaman sebeple asıldan çıkıp varlıkta görünür. Hatta bu ilimler sanki dışarıdan gelip ortaya çıkan bir şey değillerdir. Sanki o ilim fıtratla o asıldaydı. Sonradan varlıkta görünmüştür ki misali yerde suyun varlığı gibidir. Bir kuyu kazıldığı zaman zemininden su kaynamaya başlar da Sonra o sular birleşir ki o kuyuya dışarıdan hiçbir şey katılmamıştır. Ve yine misali bademdeki yağ ve gül yapraklarındaki yağ ve gül suyu gibidir. Yani kuyu zemininde su, badem tanesinde yağ ve gül yapraklarında gül suyu olduğu gibi aklın aslı da o ilimleri fıtraten böylece içine almıştır. Ancak varlığının görünmesini ve dışa çıkmasını gerektirecek sebeplerin etkisiyle asıldan çıkıp varlıkta zahir olurlar demektir. Bu sebepten Allah Teala şöyle buyuruyor. A'raf Suresi 172. ayeti kerime. Hani Rabbin Adem oğullarının sürplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Bu ikrardan gaye dillerinin ikrarı değil, heykellerden soyulmuş nefslerinin zatlarının ikrarıdır. Çünkü şahısları ve dilleri bulunduğu zaman dilleriyle ikrarlarında ikiye ayrıldılar. Bir kısmı diliyle de ikrar etti, diğeri ise inkar etti. Bunun için Allah Teala şöyle buyuruyor. Zuhruf suresi 87. ayeti kerime Andolsun onlara sizi kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. Yani onların halleri düşünülürse batınları ve akılları buna şehadet eder. Buna işaret etmek üzere Allah Teala buyuruyor ki Rum Suresi 30. ayeti i Kerime O halde sen yüzünü bir hanif olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Yani her insan Allah Teala'ya iman fıtratı ve belki eşyayı olduğu gibi anlamak istidadı üzerine yaratıldı. Öyle ki yaratılışta nefsleri bunu kabullenmiştir ve bu dahi idraki olan istidatları dolayısıyladır. İmanın yaratılışta insanlarda yerleşmiş bir tabiat olduğunu bildikten sonra insanların bir kısmı bundan yüz çevirdi ve bu fıtratını unuttu. Diğer kısmı bir hadiseye şahit olup unuttuktan sonra yeniden hatırlayan gibi aklını başına aldı, istikametini o tarafa çevirdi ve fıtratını hatırladı. Bunun için Allah Teala Bakara Suresi 221. ayeti kerimesinde umulur ki hatırlarlar buyurmuştur. Diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyurulmaktadır. Akıl sahipleri hatırlasınlar diye Allah Teala'nın size olan nimetlerini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünülmek için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Bu ayetlerde tezekkür, hatırlama denmesi uzak bir mana değildir. Tezekkür iki çeşittir. Biri önceden hatırında olan şeyi unuttuktan sonra hatırlamak, diğeri de yaratılışta kendisinde mevcut olan bir şeyi hatırlamaktır. Bunlar basiret nuruyla, kalp gözüyle görenler için açık gerçekler olmakla, keşif ve eden mahrum, işitmek suretiyle taklit üzerinde bulunan kimseler için ağırdır. Bunun için onların bu gibi ayetlerde sürçtükleri, nefsin ikrarı ve tezekkürün tevillerinde çeşitli yollara saptıkları, hadis ve ayetlerde çelişkiler olduğu hayaline kapıldıkları görülür. Çoğu zaman bu hal kendilerine galip gelip ayet ve hadislere hakaret gözüyle bakar ve gerçekten bunlarda çelişki olduğu kanaatine varırlar. Bu durum eve giren kör bir adamın tam yerine konmuş olan çanak ve çömleğe çarparak bu kaplar niçin yerine konmamış demesine benzer. Şüphesiz ona verilecek cevap kaplar yerindedir. Fakat sen görmediğin için onlara çarptın sözüdür. Basiret gözü kapalı olanlar da aynı körler gibi belki de daha fenadır. Çünkü beden binit, insanın ruhuysa binicisidir. Elbette ki binicinin körlüğü, binitin körlüğünden fenadır. Kalp gözü, baştaki göze benzediği için Allah Teala Necm Suresi 11. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Gözünün gördüğünü, gönlü yalanlamatı. En'am suresi 75. ayeti i Kerime Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Şüphesiz bunlar kalp gözüyle görülür ki bu da görmek bakımından baştaki göze benzemektedir. Körlük bakımından da kalbin aynı göze benzediğini ve kapalı olan basirete kör dendiğini beyan etmek üzere Allah Teala Aç Suresi 46. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Zira gözler kör olmaz, sinelerde olan kalpler kör olur. Yine Allah Teala İsra Suresi 72. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Ve her kim burada hakikatleri görmeyip kalben kör olduysa, işte o ahirette de kördür, yolca da daha sapıktır. Peygamberlere gösterilen bu şeylerin bazısı baş gözüyle ve bazısı da kalp gözüyle gösterilmiş ve hepsine birden görmek adı verilmiştir. Kısaca, kimin basiret gözü açık değilse, dinin özüne eremez. Ancak kabuğuyla uğraşır. İşte bu saydıklarımız, aklın kısımlarıdır.''